Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yemek sepetinde satılan bütün teknolojik ürünleri satın alacağız ya da satın almaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Hemen şunu baştan bir söyleyeyim arkadaşlar, kesinlikle içerik sponsorlu değil, reklam değil, asla değil. Hatta inanmanız için size getir bir mutluluk, getir bir mutluluk şarkısını da söyleyeyim ki hani inandırıcı olsun içeriğin sponsorlu olmadığı. Konsepti beğenirseniz bunun getirini de yaparım, trendi yolunu da yaparım, volo mu holo mu neyse öyle bir şey daha var, onu da yaparım. Hepsini yaparız tek tek yani. Şimdi ilk olarak yemek sepetiyle başlayacağız. Yemek sepeti markete giriyoruz. Burada A Teknoloji 35 ürün, buna giriyoruz. İlk olarak TTT. Bu ne kadar değişik bir marka ismi. T-Tech'in iPhone şarj kablosunu alıyorum. Smart Charger'ı da alalım. Bu iPhone şablonunu diyorum. Şarjını hem orijinal hem onu da test ederiz. T-Tech Trio şarj kablosu. Bunu da alıyorum. 392 TL oldu. Piranha yüksek hızlı iOS deri kablo 39.90. Bunu da alıyorum. Samsung AP Type-C kablo. Bunu da alacağım çünkü elimde bir tane S22 Ultra var. Onu da bir denerim hani ne oluyor ne bitiyor diye. 74.90'a Piranha Type-C Powerbank var. Bunu da alıyorum. Mıknatıslı telefon tutucu. Bunu da aldım görün diye. Kulak içini geç ya. Bluetooth alalım. 807 TL oldu. Piranha Type-C şeyi almadım mı ben? Aldım. Onu da aldım. Piller var. Pilleri geç. Başka bir şey yok mu ya? Şeyler daha mı alayım? 807 TL oldu çağdaş. Powerbank'imizi aldık. Bir de burada 10.000 mAh var da 10.000 mAh 329 liraymış. Onu da söylersem 1000 lira olacak. Artık affola. Şimdi hemen diyor. 30 dakika içerisinde teslim diyor. Zaten bunu görüyorsunuz. Markette 25 TL indirimizi aldık. 782 TL. Sepeti onaylı hocam. Bir de soda mı söyleseydik ya? 782 TL 45 kuruş. Tahmini teslimat zamanı 12.40-12.50 görünüyor. Şimdi ürünleri bekleyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle niyetim burada kuryeleri vesaire veya böyle kuryenin hızını kapıştırmak değil. Sadece burada 12.40-12.50 demiş. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsa kurye yolda muhtemelen bu saatte gelecektir diyorum. Beklemeye başlıyoruz. Vallahi arkadaşlar kurye o kadar tatlı bir insan ki anlatamam size. Bir de gençten bir arkadaşımız. Bu ne lan? Evet, ürünlerimiz geldi. Şimdi bir teyit edelim. Bakalım nerede lan benim telefonum? Burada. Neler sipariş etmiştik? Hemen bakıyoruz. Bir tane T-Tech iPhone şarj kablosu 100 santim. Şu oluyor kendisi. Bir de şu üç başlığı söyledik. Tamam bu geldi. Bu Samsung'un USB-C'si. Piranha Powerbank'imiz geldi. Şu travel bilmem ne adaptörümüz geldi. Üçü bir aradamız geldi. Bir de Piranha'nın şu Bluetooth kulaklığı geldi. Şimdi yiyelim isterseniz bunları bir deneyelim. Arkadaşlar bu telefon tutacağı tamam mı? Fiyatı ne kadarmış bunun? Bu 29.90. Şu gördüğünüz yerlerden aracın şeyine takılıyor. Klima zımbırtısına. Şunu net söyleyebilirim. Bu iyi bir şey değil. Telefon tutacağı... Oo iyiymiş ha. Ama bunda şöyle bir sorun var. Şimdi telefonu taktın ya. Bak kayıyor gördün mü? Bak hop. Gördüğün gibi tutmuyor. iPhone'u. Tabi iPhone'da da daha başarılı ama böyle bir araba bir kasise girse düşüyor. Ya bunun çok heveslenmeyin arkadaşlar onu söyleyeyim. Zaten 29.90'mış. Ama hani yani böyle buna ne takılır bilmiyorum. Bunun bir şey tutabileceğini sanmıyorum. O yüzden kendisini eliyoruz şu anda. Şimdi devam edelim arkadaşlar neler aldığımızda. Burada 2000 mAh'lık hızlı şarj özelliği yazıyor. Bu kabloda benim iPhone'umun şarjı şu anda %31'de tam olarak. İlk yapacağım şey şu arkadaşlar. Apple'ın orijinal adaptörü. Ve Apple'ın kablosuyla birlikte 12.52 itibariyle kendi şarjına takıyorum. Şarjım %31. 12.57'de görüşmek üzere. Şarjımız %36 oldu arkadaşlar. Şimdi geliyoruz Piranha'nın Nescafe 3'ü bir aradasına. Aynı adaptör. Takıyorum. Şarjım şu anda arkadaşlar %36'da. Saat 12.59. 13.04'te görüşmek üzere. Şarjımız %41 oldu. Şu an görünüyordu. %41 oldu şarjımız. Testimizden geçti kendisi arkadaşlar. Aynı adaptör. Aynı telefon. Orijinal Apple kablosuyla bu gördüğünüz Piranha'nın Nescafe 3'ü bir arada kablosu aynı performansı gösterdiler. Bunun fiyatı ne kadardı? 39.90. Bu şu an benim yapmış olduğum testten gayet olumlu bir sonuç aldı. Ben de kendisini arabamda kullanmaya karar verdim. Bir de ne söylemiştik? Bir şey diyeceğim. Bu harbiden Samsung mu ya? İthalatçı firma Samsung Electronics diyor. Üretici firma Samsung Electronics diyor. Daha bayağı Samsung yani bu.
Kablomuz bu. Bu kabloyu neyle deneyeceğiz? Samsung'umuzun şarjı %98. Bunun şarjını biraz bitireyim öyle geleyim ben. Bunun şarjı bite dursun. Az sonra Samsung kablomuzu deneyeceğiz. Denemek istediğim bir diğer ürün var arkadaşlar. O da şu. Hızlı şarj özelliğini destekleyen bir adaptör var burada. Acaba adaptör değişince orijinal kabloda ne olacak? Bir ona bakacağım. Ya adaptör gerçekten Apple'ın bu bilmem kaç bin liralık şu tombul kaç bin lira oldu? 500 mi, 1000 mi, 10 bin mi? Onunla aynı performansı verecek mi merak ediyorum. Şunu taktım, patlamadı. Bunu da buna takalım. Saat arkadaşlar 13.09. Şuradan siz de bakın. Şu an şarjda kendisi. 13.14'te görüşmek üzere arkadaşlar. 13.14'te şarjımız %47 oldu arkadaşlar. Orijinal Apple kablosu ve T-Tech'in işte şeyi hızlı şarj adaptörüyle Apple'ın tombul adaptöründen %1 daha fazla şarj etti. Onu bir söyleyeyim. Başarılı. Ha bir de arkadaşlar hazır bu gelmişken şunu denemek istiyorum. Bunu da hemen Apple'ın kendi adaptörüyle deneyeceğim. Kendi adaptörüne takıveriyorum. Oğlum bu ürünler bayağı kâra geçiriyormuş ha. 16 taktım. Şarjımız şu an %47. Saat 13.16. Şarjımız %52 oldu arkadaşlar. Çok iyi ya. Harbiden hoşuma gitti abi. Yani şey anlamında kâra geçirir. Ha bu zaten 102 liraymış oğlum. Bu zaten normal yani. Bu normal. Yani bunun yani ben bunu şey gibi plana gibi 29.90 falan sandığım için alet iddiasını karşılayan herhangi bir sıkıntısı yok. Şu powerbank'i açayım ya. Powerbank'imiz 10.000 mAh slim design, fast charging, 2 tane USB, bir tane de Type-C çıkışı var. Şöyle göstereyim size de. Böyle hiç kötü değil yani. Ha bir de dolu geldi ha. Ben bunu alırım. Çalışıyor şu an. Bir dakika tamam durun. 24 taktım. Şarjımız %52. 5 dakika yani 13.29'da neler olacak göreceğiz. Eğer yani buradaki bütün adaptörlerle aynı performansı verirse bu ürün işler biraz değişir arkadaşlar. Şu adaptör yani sen gidip bunu şu tombul adaptöründen %1 fazla şarj etti. Hadi orada artık şarj kalmıştır. Onu bilemem. Hadi %1 bir oradan ver de. Hadi eşit say. Yani bu tombul 1000 lira mı? 3000, 5000, 10000 lira mı? Öyle bir şey. Bu 100 lira yani. Arasında bayağı fark var. 13.29'da görüşmek üzere. Evet saat 13.29 itibariyle şarjımız %54 olmuş. Yani 5 dakikada %2 şarj etmiş. Bir powerbank için nasıl bir değer bunu bilmiyorum. Çok hani yanımda powerbank taşımıyorum işin açıkçası. Ya dur ben şu kulaklığı açacağım ya. Kablosuz spor kulaklık arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi. Kaça almışım bunu ben? 159.90. Fiyatı gayet iyi. Yani iyi değil de işte mevcut fiyat düzeninde iyi. 10 dolar yapma ya. 9 dolar. Yani üzücü. Evet. Güzel bu şeyin benzeri olmuş. Adını siz söyleyin ya. Neydi o marka? Shippigen. Aynen Shippigen'de var. Shippigen'deki çok iyi. Bağlan canım. Eğer bu ürünün 159.90'a. Ha yok. Shippigen'de bunu çekiyorsunuz bu içeri giriyor. Bu demek ki böyle sallanıyor ama hemen şöyle bir deneyelim. Bu kulak içi kulaklıkları da hiç sevmem ha. Kulağıma da olmuyor zaten. Müzik deneyimini aktarmak istiyorum. Ses sonda. Onu mu? İyi abi. Yani bayağı değil de iyi. Ya gayet iyi dediğim ya fiyatına göre. Bunun markası neydi ya? Bu da mı T-Tech? Oğlum ne güzel marka lan bu. Ben sevdim abi var. Yok bu Piranha'ymış. Tamam Piranha'yı da sevdim ben. Sizi de sevdim. Biraz boğuk arkadaşlar ama fiyat baremi hesaba katıldığında ve bu fiyat bariminde biraz fazla kulaklık denedim ben işimiz gereği. Onlar hesaba katıldığında bence tercih edilebilir bir ürün. Bunu açıkça size söyleyeyim. 3 tane ucumuz var. Aynen şimdi 3'ünü de taktım arkadaşlar. Bunun zaten şarjı hiç yok. Bakalım 3'ü birden bir 15.01 saat 15.06'da görüşeceğiz. Neden 5 dakika yaptığını da açıklayacağım size. iPhone'umuz %45 oldu arkadaş. Ne? iPhone? Allah Allah. iPhone %45 oldu. %4'lük bir fark oldu 5 dakika içerisinde. Çok iyi. Gnome'imizden ses yok. Bu açılıyor kapanıyor. Muhtemelen bu arızalı. Sen ocak dışısın. Samsung'umuzda %77 oldu. Yani %1'lik bir fark ortaya çıktı arkadaşlar. 5 dakikalık şarjda. Apple'da niye bu kadar fark oldu onu anlamadım. Ha, kablo faktöründen olabilir. Sadece Samsung'u taktığımda 3 saat düşüyor mu acaba? 3 telefonu birden taktığımda arkadaşlar Samsung'un full şarjı olmasına 3 saat diyordu ve orijinal şarjı takın diyordu. Fakat şu anda 35 dakika diyor. Tek başına takınca alet fena değil. Adaptörle birlikte. Hani böyle bir işiniz vardır. Telefoncusundur ya da mobil uygulama yazılımcısındır. Her 3 şarj çıkışına da ihtiyacın olur. Bu ürünü kaça almışım ben ona göre? 130 liraya almışım. Olmaz. Hayır. Bu kaldı arkadaşlar. Bu geçemedi. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Tabii ki de Samsung'un orijinal kablosuna. Yine aynı şeyi söylüyor arkadaşlar.
34 dakika. Samsung'un 109 liraymış. Yani şunu da söylemek istiyorum. Hani orijinal şarj aletine takım falan filan gibi uyarı vermedi. Bir buna takayım bakalım 35 dakika görünecek mi? Ve evet arkadaşlar, yine yabancı alet uyarısı almadığı gibi şarj süresi de Apple'ın Tombull adaptörüyle aynı zamanda gösteriyor. Yani bu kablo da geçmiş oldu arkadaşlar. Bu kabloyu tercih edebilirsiniz. En azından Samsung'un kendi cihazı kabloya bir bu çakma kablo uyarısı vermedi diyorum. Böylece yemek sepetinin teknolojik kategorisinde sıfırlanan ürünlerin bize mantıklı gelenlerini almış olduk. Powerbank'i de şuraya koydum değerli arkadaşlar. Genel anlamda bana soracak olursanız test başarılı. Yalnız burada bir handikap var arkadaşlar. Şimdi ben bu ürünleri bir yeni açtım. İkincisi, Apple'ın ürünleri kadar uzun ömürlü olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi Apple'ın ürünleri ne kadar uzun ömürlü? Kabloları kesinlikle uzun ömürlü değil. Fakat hani bu adaptörü aldın, 2 ay sonra adaptör patladı, beraberinde işte telefon yandı kısmını bilmiyorum. Testi 5 dakika yaptım. Şarj durum sürelerini çok haklısınız. Ona en azından 10 dakika veya 15 dakika yapabilirdim. Fakat bu sefer süre çok uzardı. Bence kafi. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.